Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Uzun zamandır TUSAŞ çok sessizdi. Özellikle Aksungur konusunda yeni gelişmeleri bekliyorduk. Akıncı'nın arka arkaya test uçuşlarına başlamasının ardından bugün TUSAŞ'tan gerçekten çok sevindirici bir haber geldi. TUSAŞ'ın geliştirdiği çift motorlu insansız hava aracı sistemi Aksungur bugün rekor bir uçuş yaptı. Tam 49 saat havada kaldı. Yani 2 gün 1 saat havada kaldı. Bu aynı zamanda Türk insansız hava araçları içinde çok ciddi bir rekordu. Bir önceki rekor Bayraktar TB2'ye aitti. Bayraktar TB2 27 saat 3 dakika uçarak rekor kırmıştı. Şimdi yeni rekor Aksungur'da. Bu uçuş 49 saat sürdü ve 20 bin fitten de aynı zamanda Flight Radar 24'te bunu takip edebilir insanlar ama biraz gizli yapıldı bu uçuş gökyüzüne Ankara semalarına bir ay yıldız Türk bayrağımızın ay yıldızını çizdi bu süre içerisinde 49 saatlik uçuşu süresince bu uçuş tam 20 bin fitten yani yaklaşık 6.600 metreden gerçekleşti ve Aksungur rekor uçuşunu Türk bayrağı çizerek tamamladı. Peki bundan sonra ne olacak? Aksungur hangi görevlere çıkabilir? Anka ile farkı ne veya Akıncı ile farkı ne? Gelin bu videomuzda Aksungur'u şöyle bir detaylı olarak inceleyelim ve diğer Türk yapımı insansız hava araçlarıyla bir karşılaştıralım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi İHA olarak Anka'yı geliştirdi. Gerçekten Anka'nın gelişim süreci oldukça uzun sürdü ama burada ortaya konulan çok iddialı bazı hedefler vardı. Neydi bunlar? Anka A, A prototipti aynı zamanda sonra B'si geldi silahlandırıldı ve en önemli projenin gerçekten çok önemli noktası Anka S modeli oldu. S harfi satellite uydudan geliyor. Anka'nın burnuna böyle bir bombelik vardır. Bu bombeliğin içinde bir uydu çanak anteni ve bu anten sayesinde Anka'nın tabii ki S modeli yer istasyonlarına gerek kalmadan çok uzun menzilli istenilen noktadan uydu üzerinden uçurulabilme kabiliyetine ulaştı. Yani Anka B örneğin Diyarbakır'daki bir kontrol merkezi varsa Diyarbakır'ın etrafında 150-200 kilometrelik alanda kontrol edilebilirken Anka S Batman'dan havalandı ama Anka S'yi kontrol eden pilot örneğin Eskişehir'deydi. Veya yarın öbür gün Libya'dan havalanacak Anka kontrol eden pilot Eskişehir'de olacak. Artık uydu üzerinden birçok noktada Anka S e, kontrol edilebilir hale geldi. Bu açıdan da Türkiye bu teknolojiyle çok önemli bir adım atmış oldu. Yani daha kısa menzilden çok daha uzun menzile doğru yürüyen bir konsept oluşturuldu. Bu da tabii teknolojik açısından çok fazla yatırım, yazılım, teknoloji gerektiren bir konuydu. Bu anka ile ilgili çok fazla spekülasyon oluyor. İnsanlar mesela Baykar grubunun yaptığı TV2 ile karşılaştırıyorlar. Şimdi TB2 ve Anka arasında çok ciddi fark var. TB2 her an kullanabileceğiniz, çok e, görevli, daha basit, limitleri biraz daha kısa ama elinizde çok sayıda bulundurabileceğiniz bir silah. E, bu açıdan baktığınız zaman Anka daha büyük bir insansız hava aracı. Tabii ki haklı olarak. Fiyatı da daha yüksek ama spesifik olaylara gidebiliyor. Örneğin e, Anka esler. Daha uzun menzilde Suriye, Kuzey Irak gibi yerlere çok daha uzaktan kontrol edilip gidilebiliyor. Veya diyelim ki Libya'da, Libya Ulusal Hükümeti, e, Ulusal Birlik Hükümeti TB2'leri satın alıyor. İşletmesi daha kolay. Ankayes daha böyle operasyon açısından daha altyapı gerektiriyor ama size daha fazla geniş şeyler sunuyor. Sonuçta TB2 ile yapacağınız şeyler farklı, Anka ile yapacağınız şeyler farklı. TUSAŞ Anka'dan elde ettiği ARGE ve tecrübeyi birleştirdi. Burada bir ihtiyaç neydi? Çift motorlu bir insansız hava aracıyla daha fazla yük taşımak, daha fazla havada kalabilmekti. Ve ortaya Anka 2 olarak da adlandırılan Aksungur projesi çıktı. Bu proje TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla başlatıldı ve karar verildikten Tam 18 ay sonra çok kısa bir sürede Aksungur ilk uçuşunu tarihler 20 Mart 2019'u gösteriyordu. Bu kadar hızlı yapılmasının nedeni başında da belirttiğim gibi Anka'dan elde edilen tecrübeler. Anka'nın gövdesi kullanıldı. Aynı motor kullanıldı ama iki tane motor oldu. Yazılımlar, iniş takımları, taşıdığı uydu anteni gibi birçok sistemi ortak. Ama en önemli farkı Anka'dan çok daha fazla yük taşıyabilmesi. Şöyle bir Anka ile Aksungur'u karşılaştırdığımız zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Anka'nın faydalı yük kapasitesi 250 kilogram. TEI tarafından yani TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilen PD-170 motorunu kullanıyor. İçindeki sistemler çok önemli bir kısmı yerli. Kamerayı aselsan yapıyor ve 250 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip bir hava aracı. Anka'nın maksimum kalkış ağırlığı 1500 kilogram. 30 bin fitten uçacak şekilde tasarlanmış ve havada kalış süresi de 24 saat. Peki çift motorlu yapıldı. Aksungur'da neler daha artı değer olarak ortaya konuldu? Öncelikle Aksungur'un maksimum kalkış ağırlığı 3300 kilograma çıktı. Biri 1500, Diğeri tam neredeyse iki katının biraz üzerinde. 3300 kilogram. Taşıdığı yük kapasitesi ise 3 kat arttırıldı. 250 gram, kilogramlık Anka'nın taşıma kapasitesi Aksungur'da 750 kilograma çıkartıldı. İrtifaya baktığımız zaman 30 bin fit yani yaklaşık 10 bin metreden uçabilen Anka'da bu özellik Aksungur'da çift motorla birlikte 40 bin fit yani 13.300 metreye yükseltildi. Anka Hava'da 24 saat kalabilirken Aksungur Hava'da 48 saat görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Ve tabii ki bugünkü yapılan uçuşta da o 48 saat 1 saat ileri atılarak 49 saate çıkartılmış oldu. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Hava araçlarının yükleri çok önemli. Çok fazla yakıtınız varsa ağırsınız. Çok fazla yakıt tüketiyorsunuz aynı zamanda. Hava aracı yukarıda yakıtını azalttıkça daha hafifliyor ve daha az yakıt harcayarak uçuyor. Aynı şekilde 40 bin fitten uçmada, uçma sırasındaki harcadığınız yakıtla 30 bin fit çok daha farklı, 20 bin fit çok daha farklı. Yukarı doğru çıktığınız zaman irtifanız arttıkça harcadığınız yakıt miktarı da azalmaya başlıyor. Bu açıdan yüksekten uçmak hem yerden havaya atılan Omuzdan atılan füzelerin etki alanından çıkmak açısından önemli, hem sesiniz aşağıya gitmiyor, çok yüksek irtifalardan istediğiniz yeri görebiliyorsunuz ve bir de tabii ki daha az yakıt harcayıp daha fazla yük kaldırıyorsunuz, daha fazla sürede havada kalabilir durumdasınız. Aksungur'un farklı görevleri var. Anka hem keşif amaçlı kullanılıyor, Aksungur da keşif amaçlı kullanılıyor. Anka aynı zamanda silahlı bir platform. Aksungur'da silahlı bir platform ve tabii ki 250 kilogramlık yük kapasitesi 750 kilograma çıktığı için taşıdığı mühimmatlar da büyümeye başlıyor. Daha büyük bombalar, daha büyük güdümlü füzeler kullanmaya başlıyor. Bu da tabii ki Aksungur'un başka artıları. Fakat Aksungur'un iki farklı görevi var. Bunlardan birincisi sinyal istihbaratı. Gölde altında taşıdığı özel podlar, özel antenler yardımıyla Aksungur çok geniş bir alanı tarayabilecek. Burada sinyal istihbaratı yapacak. Nedir sinyal istihbaratı? Örneğin terör örgütünün e, telsiz konuşmalarını dinleyecek veya yerdeki başka bir ülkenin radar sinyallerini alacak, hava savunma sistemlerinin sinyallerini alacak. Bunları kendi e, kütüphanesine aktaracak veya yerdeki merkeze iletecek bunları ve böylece bir sinyal istihbaratı gerçekleştirilecek veya çok uzun menzilde ana komuta merkezinden verilen görevlerin daha ilerideki İHA'lara, uçaklara aktarılmasını sağlayacak gibi 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 sinyal bazlı bir göreve çıkabilecek. Diğer bir önemli görevi ise deniz kuvvetlerine önerilen model. Deniz kuvvetlerine de denizaltı savaşı ile ilgili çok geniş bir alanı taramak, o denizaltıları tespit etmek üzere bazı sistemlerin suya atılması veya çok geniş alanda burunda taşıdığı kamerasıyla hedef tespiti yapmak, istihbarat almak anlık ve bunları ana merkeze iletmek. Çok uzun süre havada kaldığı için 48 saat gibi bir süre neredeyse Türkiye'deki kıyılarında uzun bir süre uçup görüntü alıp ana merkeze aktaracak ve böylece çok daha pahalı olan deniz korakol uçağı veya daha başka uçaklar, helikopterler uçurmak yerine Aksungur uzun süre havada kalmış olacak. TUSAŞ'ın açıklamalarına göre yaklaşık bir buçuk yıldır test süreçleri Aksungur'un devam ediyor. Bu süreçler içerisinde Aksungur toplam 230 saat uçuş gerçekleştirdi ve 59. test uçuşuna çıktı. Türkiye'de savunma projeleri tüm dünyada olduğu için bu pandemi döneminde çok yavaşladı. Örneğin TUSAŞ belirli bir dönem ee, üretimi azaltmak durumunda kaldı. Ekipler 15 gün dönüşümlü olarak görev yapmaya başladılar. Ve tabii ki bu test süreci de Aksungur'un bu süreçlerini uzattı. Yoksa çok daha hızlı testlerin tamamlanması planlanıyordu. Bu testler aynı zamanda TUSAŞ'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ile de ortak testler devam ediyor. Umarız kısa zamanda Aksungur'u Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görürüz. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir röportaj verdi. Bu röportajda da özellikle Türk yapımı insansız hava araçlarının yakın bir zamanda 5-6 ülkeye ihracat potansiyeline sahip olduğu bu konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bilgisini paylaştı. Tabii ki en fazla talep gören daha düşük fiyatlı TB2 biliyorsunuz Katar'a, Ukrayna'ya ve Libya'ya ihraç edildi. Yeni ülkeler gelebilir. Biraz daha büyük bir, bir model Anka S gerçekten ilgi görüyor. E, Türkiye'nin de 50 PD 170 motorunun takılmasıyla birlikte daha da rahatlamış durumda bunlarla ilgili ve yine bu PD 170 motorunu kullanan çift motorlu Aksungur da çok önemli bir potansiyele ulaşmış durumda. Zaten TUSAŞ tasarım çalışmalarında rüzgar tüneli testlerinde önemli bir bölümü bu testlerin. Endonezya'da gerçekleştirmişti. Umarız Endonezya, e, Ankaes ve Aksungur'la yakından ilgileniyor. Bu iki insansız hava aracı sisteminde bir ihracatçı kullanıcısı olacağını umuyoruz. Keza Ankaes'in Tunus'taki başka da bir süreci var. Bunlarla da ilgili haberler yapmıştık. Şimdi 250 kilogram taşıyan Anka, 750 kilogram taşıyan Aksungur ve bu sistemin üzerine de Baykar'ın Akıncısı geliyor. Akıncı da testlerini büyük bir hızda hızlandırmış durumda. Arka arkaya test uçuşları yapıyor. Her uçuşta Akıncı biraz daha gelişiyor. Akıncı'da çift turboprop motor var. Aksungur'da 170 beygir her biri çarpı 2, 370 beygirlik güç var. Akıncı'nın maksimum kalkış ağırlığı 5,5 ,5 ton, 3300 kilogram da Aksungur. Bunun üzerine de yeni bir aile, Akıncı ailesi oluşturuluyor. Akıncı'nın taşıdığı yük ise ee, toplam 1.350 kilogram. Bu 1.350 kilogramın 900 kilogramı kanat ve gövde altında taşıyan dış yük, 450 kilogramı da iç yük. Yani nedir? İşte kamera sistemleri, çeşitli potlar, artık hangi göreve çıkacaksa veya özel sar radarı gibi e, sentetik açıklık radarı, e, bu gibi ekipmanlarda yaklaşık 450 kilogram. Böylece akıncıda 1.350 kilogram yük taşıma kapasitesine ulaşacak. Havacılıkta tabii yaptığınız hava araçlarının tasarımları çok uzun sürebiliyor. Arkasından uçuş test süreçleri geliyor. Test sürecinde amaç bütün hizmet ömrü boyunca karşılaşacağı bütün testleri görmek, performansını ispat etmek, mümkünse de üzerine çıkmak. Arkasından da müşteri, işte bu müşteri yabancı bir ülkede olabilir, Türk Silahlı Kuvvetleri de olabilir. Onlar da alıyorlar, kendi testlerini yaptıktan sonra kabul sürecine geçiliyor. Tabii burada da şöyle bir avantaj var. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan NATO standartlarına göre alımlarını gerçekleştiriyor. Gerçekten çok hassaslar bu konuda. Ve gerçekten çok üstün nitelikli şeyler istiyor. Çünkü savaşa gidiyorsunuz. Bu savaşta işte ben kötü bir şey alıp yarı yolda kalmak istemiyor haklı olarak asker. Bir de Türkiye görüyorsunuz her tarafımız fokur fokur kaynıyor insan sava aracından taarruz helikopterine bazen askerin giydiği bottan çok basit bir mühimmata kadar birçok konuyu gerçek savaş ortamında, gerçek çatışma ortamında, gerçek sıcak ortamda test ediyor. Test ettiği için de bu sistemler kendilerini ispat etmiş. combat proven diye bir laf vardır İngilizce'de. Savaşta kendini ispat etmiş sistemler ve bir başka ülke bunu alacağı zaman da gözünü kapatıp alıyor. Çünkü çok yüksek standartlarda üretilmiş, denenmiş ve bunun sonrasında da silahlı kuvvetler envanterine girmiş konular oluyor bunlar. Videonun başında da belirttiğim gibi Aksungur'dan gerçekten sevindirici haberler geldi. Umarız bu arkası devam eder bunların testlerini, teslimatlarını ve farklı modellerin de ilk teslimlerini umarız kısa zaman içerisinde duyarız bu konuda TUSAŞ'tan kulaklarımız, gözlerimiz TUSAŞ'ta umarım TUSAŞ'tan güzel güzel haberler gelmeye devam eder. Çünkü şu ortamda bu yeni uçuşların, bu başarıların, tabii bu 49 saatlik uçuşun yanında da Türk bayrağı çizmesi gibi de hoşlukları bu insana bu dönem içerisinde çok ciddi moral veriyor, gerçekten keyif oluyor. Biz de bu tür başarılı konuları yapmaktan da savunma sanayimize yer vermekten de videolarımızda gerçekten gurur duyuyoruz. Bu videomuzda Aksungur'la ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine sorularınızı atabilirsiniz. Bunları cevaplamaya çalışıyorum ben. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.